Mesela ben abi, ben hiçbir şey bilmiyorum direkt yani. Facebook hackleyebiliyor musun kardeşim? Kız arkadaşım WhatsApp'tan konuşuyor, gösterebilir misin bana? Evet ya. Kardeşim Instagram hackleyebiliyor musun diye geliyorlar böyle. Selam arkadaşlar. Bugün İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümüyle ilgili merak ettiğiniz bazı soruları cevaplamaya çalışacağız. Özellikle tercih dönemindeki öğrenciler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bilgisayar Mühendisliği'nde halihazırda okuyan İrem Su, Arda ve Büşra ile beraberiz. Şimdi Arda, sana o zaman hemen ilk sorumla başlıyorum. Bilgisayar mühendisi olmaya ne zaman karar verdin? Ya bilgisayar mühendisliğine ben aslında 9. sınıfta karar verdim. Hani bayağı erken oldu. Onun nedeni de ben çok insanla uğraşmayı sevmiyordum. Hani doktor olayım, insanla uğraşayım vesaire, işte laf anlatayım yerine makineyle uğraşmayı seviyordum. O yüzden de dedim ki hem geleceğin mesleği, hem hani bilgisayara da ilgim vardı. Oyun falan oynuyordum, sürekli bakıyordum, yazılıma bakıyordum. Bu yüzden de direkt 9. sınıftan beri istiyordum zaten. Kazandım, İTÜ'yü kazandım. Bayağı da mutluyum yani. Arkadaşlarımız merak ediyor olabilir. Bölüme girmeden önce mutlaka bilinmesi gereken bir program var mı? Aslında ben hiçbir şey bilmeden yazmıştım. Sadece matematiği çok sevdiğim için. Hani illa bilmek diye bir şart yok ama başlanırsa, yani ufak ufak Python'dan ya da algoritmalardan falan başlansa güzel olabilir. Avantajı olur ama bilmese de olur yani. Mesela ben abi, ben hiçbir şey bilmiyorum direkt yani. Direkt öyle geldim bölüme. Biraz çabalıyorsun ama öğreniyorsun yani her türlü. Bu arada bu video herhalde yayınlandığında sınav geçmiş olacak. İnşallah sınavımız güzel geçmiştir arkadaşlar. Merak ettiğiniz soruları da aşağıya yorum olarak bırakın. Diğer bölümlerle ilgili de olabilir. Onlarla ilgili de içeriklerimiz gelecek. İrem Su, okulumuz bilgisayar mühendisliği öğrencilerine bilgisayar sağlıyor mu? Sağlamıyorsa ne kadar iyi bir bilgisayar gerekiyor? Şöyle, okulumuz bir bilgisayar sağlıyor tabii. Yani ama okulda olduğumuz şartlarda, yani laboratuvarlar var. Ama o bilgisayarlarla ne kadar ödevinizi yapabilirsiniz? Çünkü ödevlerde sürekli bilgisayara gitmeniz gerekecek. Sürekli laboratuvara gidebilecek misiniz? Bu önemli. Sağlıyor diyebilirim ama sonuçta. Çünkü okulda, okul çerçevesindeyken, okul içindeyken bilgisayara ulaşamamız hep mümkün yani. Ama tabii genel olarak herkesin kendi özel bilgisayarı var. Bunda da özellikle işlemci önemli. Çünkü kod yazarken derleme açısından işlemcinin 4 çekirdekli olması çok önemli. Tabii internette de çok önemli kaynaklar bunun için. Yazılımcılığın bilgisayarı nasıl olmalı gibi. Onlara da bakabilir arkadaşlarımız bilgisayar almadan önce. Peki okuldaki laboratuvarlar yeterli mi kişi sayısı olarak? Hani? Kişi sayısı olarak çok yeterli değil açıkçası. Çünkü atıyorum mesela sınıfta 100 kişi varsa bunu ikiye bölüyorlar. Ama 40 bilgisayar var, 50 kişi var orada. Ama herkesin kendi bilgisayarını getiriyor. Zaten kendi bilgisayarıyla insanlar daha rahat oluyor. Ama bilgisayar yoksa okul kesinlikle bir ayarlama yapıyor yani o laboratuvar derslerinde. Biliyorsunuz yani bu videoyu izleyen arkadaşlar biraz araştırdıysa, bizim koskocaman bir Ayaz Ağa kampüsümüz var. Dersleri hangi kampüste ve fakültede alıyorsunuz? Derslerimiz Maslak kampüsünde oluyor. 5 tane kampüsü var İTÜ'nün. Merkez kampüste alıyoruz dersleri. Ve tam MED'in karşısında bir fakültemiz var. Aslında çok fakültemiz sayılmaz. Elektrik elektronik binasında işliyoruz. Kendimize ait bir binamız yok maalesef. Bütün bilgisayar öğrencilerinin en sıkıntı yaşadığı konu gerçekten bu. Bir fakülte bir bina istiyoruz. Bütün etkinliklerin, bütün ana şeylerin olduğu merkez kampüsteyiz, Ayaz Ağa'dayız. Hemen Arda'yla, taze bilgisayar mühendisliği öğrencisi Arda'yla devam ediyorum. Bölümünde kız erkek oranı nasıl ve kızlar özellikle bilgisayar mühendisliğini tercih etmiyor diye düşünülebilir? Cevap vereyim abi. Şöyle, şimdi bu görüntüye aldanmayın. Yani bir tane erkek var falan, yalan abi bu. Tamam, böyle bir şey yok. Her zaman erkekler daha fazla bizim bölümde. Şöyle bak, yanılmıyorsam 125 kişi var bizim dönemde. 25 ya da 26 kız var. Ona göre hesap edin işte. Hani makineden iyi durumdasınız ama hala kötüsünüz yani. Derslerinizin içerikleri nasıl? Mesela bize bir tane ders örnek vererek anlatabilir misin kısaca? 5 ana konuda bölebilirim dersleri. İlk başta zaten hazırlık var. Bunu İngilizce geliştirmek için insanlar alıyor yani. Ama kendi İngilizce biliyorsan da atlayabiliyorsun hani sınavına girip. Ondan sonra bölüme geçtiğinizde 4 başlıkta düşünelim. Bir mühendislik dersleri var. Donanım dersleri var. Programlama dersleri var. Matematik dersleri var. Bu matematik derslerinde aslında sizin matematik analitik düşüncenizi artıracak şekilde dersler alıyorsunuz. Lineerce bir ayrık matematik gibi şeyler. Aslında sizin programlamada daha aktif düşünebilmenizi, daha performansınız yüksek
tutacak şeyler, bu dersler bunları sağlıyor. Genel olarak bu şekilde özetledim. Aynı zamanda merak eden arkadaşlarımız da İTÜ-SİS yazarak Google'a üniversitenin ana sayfasına ulaşıp ders planları kısmında solda bakabilirler hangi derslerin olduğuna. Bir bilgisayar mühendisi olmak isteyen biri. Şu anda bizi izliyorsun arkadaşım, bak bu senin için şu anda soru. Bilgisayar mühendisi öğrencisinde bulunması gereken sana göre en önemli özellikler nelerdir Arda'cığım? Bir kere pes etmemesi lazım çünkü programlama gerçekten yani çok acımasız bir şey. Yani bir tane nokta, virgül koymuyorsun, direkt her şey yok oluyor yani. Evet ya, o çok kötü bir şey. Diyorsun, niye çalışmıyor? Her şey doğru diyorsun. Bakıyorsun, 1 saat, 2 saat, 3 saat sonra bakıyorsun bir tane noktalı virgül koymamışsın. Bir tane atıyorum çift tırnak koymamışsın. Yani bir gününü belki heba ediyorsun sırf o çift tırnağı görmek için. O yüzden hani sabırlı ve pes etmemeniz lazım. Yani arkadaşlara buradan biraz gözünü korkuttu gibi oldu ama sevdiğiniz bölümü seçerseniz eğer yani çok fazla da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çünkü severek yapıyorsunuz her şeyi aslında. Sizin sınavlarınız nasıl oluyor? Yazılı mı oluyor? Yoksa bilgisayar üzerinden mi kod yazıp o şekilde puan alıyorsunuz? Ya şöyle, aslında işte bütün mühendisliklerin aldığı derslerde tabii ki herkes gibi oluyor sınavların ama bölüm derslerinde değişiyor. O da mesela matematik derslerinde kağıt veriyorlar. Bildiğiniz normal sınav sisteminde klasik olur, test olur. O da dersine göre değişiyor sonuçta. Onun dışında programlama derslerinde vizesinde normal kod yazarak da girebiliyorsunuz. Sonra finalinde kağıt verebiliyorlar. Amaç burada aslında uygulayabilip uygulayamadığınızı göstermek, yani görmek onların amacı. Bu yüzden bence genelde ben daha ileriki dersler almadım tabii ki ama programlama dersleri bilgisayar üzerine oluyor diyebiliyorum. Büşra ile devam ediyorum. Şimdi Arda biraz bahsetti, biraz arkadaşlarımızı korkuttu. Şimdi senden biraz yüreklere su serpmeni istiyorum. Çok ders çalışman gerekiyor mu ve sosyal hayatına zaman ayırabiliyor musun? Aslında sosyal hayatıma fazlaca zaman ayırıyorum burada. Üniversite zaten hani sadece ders çalışmaya geldiğiniz bir yer değil arkadaşlar. Hem sosyal açıdan kendinizi çok şekilde geliştirebileceğiniz bir yer ve aynı zamanda tabii ki derslerinizi de öğreniyorsunuz. Ama ikisini bir arada kesinlikle götürebiliyorsunuz. Bunu yapabildiğimi düşünüyorum ve herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Tabii sizde kalıyor her şey. Hani böyle sürekli ders çalışacağım falan diye sakın düşünmeyin. Ben bir video çekmiştim. Instagram'dan bana çok kişi yazıyor bilgisayar mühendisliği isteyen. Bana geçen gün biri şöyle bir soru sordu. Dedi ki ben kod yazıyorum. Bilgisayar mühendisliğine gelirsem hani kod yazmaya devam edebilir miyim? Tabii ki kendiniz kod yazıyorsanız, işte sosyal hayatınıza zaman ayırmak istiyorsanız gidip arkadaşlarınızla gezmek, ne bileyim erkek arkadaşlarınızla, en yakın arkadaşlarınızla buluşmak, bir kulüpte aktif olmak için herkes kadar zamanınız var aslında. Bu sizinle alakalı bir şey. Zaman yönetiminizi nasıl yaptığınızla alakalı bir şey. Sonuçta herkesin 24 saati var. Kod yazan insanlar da asosyal olmak zorunda değil diye düşünüyorum. Şöyle ilginç bir soru. Bilgisayar mühendisliğini okuduğunu bilen insanların senden istediği absürt şeyler oldu mu? Abi bu her meslekte var yani. Bu sadece bizim mühendisliğe veya endüstriye veya tıpa, yani hepsinde var bir geyik. Bizdeki yani en klasik geyik, Facebook hackleyebiliyor musun kardeşim? Instagram çalabiliyor musun? Kız arkadaşım WhatsApp'tan konuşuyor, gösterebilir misin bana? Emin olamıyorum. Abi fix bunlar bir kere. En başta Instagram geliyor. Kardeşim Instagram hackleyebiliyor musun diye geliyorlar böyle. Yok diyorsun. Ben diyorsun yazılım kod diyorsun. Ya sen onları boş ver. Benim bilgisayar bozdu, bir formatlasana diyor. Ve bu yani. Güzelmiş. Bana da bilgisayarı bozulmuş, yani tamirci gibi bilgisayarımı tamir edebilir misin falan diye sorular geliyor gerçekten. Ben bu arada itiraf edeyim, ben Büşra'ya bir defa şey sordum. hard disk ile ilgili bir şey sordum, hatırlıyor musun? evet, unutamıyorum gerçekten. Hani bir de şey oluyor, bilgisayar mühendisliği okuyorum, hani anlatmam gerekiyormuş gibi de hissediyorum. Mezun olduktan sonra genel olarak gördüğün iş bulmada sizin bölümden mezun olanlarda sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya şu an her şey dijitalleşmeye doğru gidiyor ve birçok sektörde yazılımın ve bilgisayarın kullanıldığı alanlar gerçekten çok geniş. O yüzden hiçbir şekilde iş bulmada sıkıntımın olacağını hiç düşünmedim. Mezunlar Derneği Kulübü olduğumuz için aynı zamanda mezunlarla da tanışma imkanımız çok fazla. Ülkenin en büyük şirketlerinin CEO'sundan çok Amerika'da, Silikon Vadisi'nde yazılım ya da developerlık yapan çok insan var. O yüzden hani iş bulmada bir sıkıntı yaşar mıyım, tıpımı yazsam falan diye sakın düşünmeyin o yüzden. Niye almasınlar sizi? Yani bunu sorgulamanız lazım. Siz kendinizi geçtikten sonra önünüz açık diye düşünüyorum.
spesifik olarak yani şey hangi alanlarda çalışacaklarına hakkında bir fikir vereyim. Hani siber güvenlik var. Eğer ben bir yerde çalışmak istemiyorum, tek başıma çalışmak istiyorum diyorsanız işte Android uygulama geliştirebilirsiniz. Oyun olur, normal uygulama olur mesela Twitter, WhatsApp gibi. Ben oyun sektörüne gideceğim derseniz oyun sektörüne gidebilirsiniz. Hackerlık gibi işlere de başvurabilirsiniz yani. Son olarak bilgisayar mühendisliğine gelecek buradan arkadaşım, işte arkadaşların karşında şu anda bölümde okuyorlar. Ve sizin bu arkadaşımıza, bu arkadaşlarımıza bilgisayar mühendisliğine gelecek olanlara tavsiyeleriniz var mı? Neler bekliyorum? İngilizcemi çok geliştirmeye çalıştım. Benim İngilizcem çok iyi değildi. O yüzden işte Work and Travel programına katılacaktım. Çok basit de olsa makaleler, kitaplar okumaya çalıştım. Çünkü her şey internette İngilizce ve bunları anlamak için Google çevirisi de yetmiyor. Yani denedim yetmiyor. Hani karşılaştırıyorsun anlamıyorsunuz hani. Çünkü terimler de İngilizce olduğu için kafanız çok karışıyor. İngilizcenizi oturtmaya çalıştım bu yaz yani gelmek isteyenlere. Akreditasyonu üniversitelere çok dikkat edin. Çünkü mesela biz bu İTÜ'den mezun olduğumuzda gidip yurt dışından mühendis sayılabiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ya benim tavsiyem bizim kulübümüze MDK'ya gelmeyi unutmayın. Ya sadece MDK değil tabii. Onun dışında kesinlikle kulüplere girmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızı çok genişletiyorsunuz. Farklı farklı bölümlerden arkadaşlarınız oluyor. İngilizceniz gelişmiş olması lazım. Çünkü herhangi bir şey aratırken programlamada yani Türkçe kaynak 5 ise İngilizce kaynak 5000 olduğu için yani herhangi bir sorunuzu bir ödev verildi. Ödevin mesela bir algoritmayı sormanız lazım internette bu nasıl yapılır diye. Örneğini direkt İngilizce çıkıyor. Yani benim tavsiyem İngilizce ve kulüp olması lazım. Videonun böylece arkadaşlar sonuna gelmiş olduk. Benim de nacizane tavsiyem hayallerinizin peşinden koşun. Bu dönemde çevrenizde farklı farklı sesler olabilir. Herkes size bir şey söylüyor olabilir. Ama siz mümkün olduğunca onları çok fazla dinlemeyip kendi ne istiyorsanız onun peşinden koşun diyorum. Videomuzu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.